Herkese merhabalar. Bu haftanın vlogundan sevgili Gülistan ve Gökhan bizi ziyarete geldi. Yok, türkü saymıyorum artık. Ve onlarla beraber şöyle ufak bir geziye çıktık. Sizleri de her zamanki gibi yanımıza götürüyoruz. Şimdi Gülistan'la beraber MAC mağazasına geldik ve bugün göz makyajını yaptım. Nasıl bir olmuş bu arada? Kendi göz makyajım o kadar çok benziyor ki. Çok güzel olmuş. Benzer renkleri kullandığım renklerden birkaçını almak istediği için geldik. Şimdi sizlere hemen gösterelim. Bu puanlar zaten insanı kendinden alıp geçiriyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Hepsinden insanın alası geliyor. Şu renklere hiçbir zaman bakmıyorum yalnız. Maviler, yeşiller hiç benlik değil. Burada paletleri göstereyim ben size. Bunlar da MAC'in hazır paletleri. Kendilerinin yarattıkları paletler. Mesela bu sanırım sıcak tonlu olan paleti. Bunun fiyatı Amerika'da 85 dolar bu arada. Bu da yine MAC'in hazır paletlerinden, soğuk tercihi isteyenler için olan paleti. Benim genelde hep kendimi kaybettiğim kısımda MAC'in rujlar kısmı gerçekten. Şu evinizde olsun istemez misiniz? Hepsi benim olsun diye tribe girmiyor musunuz benim gibi, yoksa ben yalnız mıyım? Bakar mısınız? Hepsinin içerisinden şu nasıl şu sırıtıyor? Size swatching yapayım, göstereyim. Bildiğin mavi ruj var yani gerçekten. Kim bunu sürebilir? Bence sebebi bunu sürebilir. Kesinlikle eminim ama ben süremem yani. Hiç o kadar cesur bir insan değilim. Burası da MAC'in Hugs & Kisses isimli koleksiyonunun ürünlerinin olduğu yer. Şöyle gördüğünüz gibi lip glosslar falan. Çok tatlı doğal tonlarda. Rujları da bu şekilde. MAC'in yeni çıkan Matchmaster serisine bakıyoruz beraber. Şöyle bu ürün nedir diyecek olursanız, gördüğünüz gibi tam böyle cushion fondötenler var ya, yani sünger fondötenler. Onlardan bir tane MAC de çıkarmış. En çok bildiğiniz Lancome'un bir tane fondöteni var bu şekilde. Bu da MAC versiyonu. Şöyle kapaklı bir ürün oluyor bu da. Şimdi Gülistan'la MAC'ten çıktık. Şöyle benim çantam büyük ama içerisinde çok büyük olmayan bir ürün var. Senin çantan nerede? Ben şey aldım. Bir tane far aldım. O da bu da. Oh yeah, soft brown rengi. Çok tatlı. Yes. Şimdi de Sephora'ya gidiyoruz. Sephora'nın favoriler setleri harika oluyor Amerika'da. Bu da gördüğünüz tam böyle nemlendirmek için, cildi nemlendirmek için üretilmiş bir set. Harika, içerisinde ürünler var. Bu da mesela yine Sephora'nın favoriler parfüm seti. Bu setlere bayılıyorum. Klinik'te zaten çok güzel bir marka ve gördüğünüz ürünlerin hepsi 29 dolarmış. Bence gayet güzel. İçerisinde rujdan tutun yüz temizleme ürünlerine, kreme, göz kremine kadar birçok şey var. Tam Amerika'da indirim zamanı ve gördüğünüz bu Benefit'in seti de harika. Fiyatı 30 dolara düşmüş. İçerisinde hem rimel, hem eyeliner, hem aydınlatıcı, hem 4 anlık bir tane bronzer var. Daha ne olsun diyorum ben. Sephora'nın güzel yanlarından bir tanesi de bu doğum günü hediye setleri. Mesela şu ikisinden bir tanesini doğum günü ayınız olduğu zaman gelip bedavaya alıyorsunuz. Bu Fresh'in ikili yüz temizleme seti ya da şu Marc Jacobs'un ruju ve eyeliner'ı harika. Şimdi de oje kısmındayız. Şöyle baktığınız zaman bu böyle bir tester. Şöyle ne yapıyoruz? Size göstereyim hemen. Ojemizi alıyoruz ve normal hani sürer gibi şuna sürüyoruz ya. Artık olduğu kadar sürdük. Daha sonra parmağınızı getiriyorsunuz ve böyle bakıyorsunuz. Nasıl durur benim tenimde bu oje diye. Çok güzel değil mi? Güzel. Harika yapmışlar. Sonra bunu buradan koparıyorsun. Sonra devam. Böyle bir rulo halinde. Sephora'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu kasanın yanında hemen böyle markaların ufak boyları satılıyor. Mesela böyle üçlü eyeliner 19'a gibi. Smashbox'ın paleti şöyle 24 gibi. Glam Glow'un şu minik temizleyicisi 14 dolar gibi. Tarzında böyle minik maskara mesela 12 dolar. Benefit'in bu rulo ulaşı. Tam böyle denemek için güzel şeyler değil mi bunlar? Hani büyük boyuna para vermeden önce 12 dolar verip, yani 25 dolar vermektense denersiniz. Özellikle Glam Glow maskeleri için bu geçerli. 19 dolara satılıyor. Normalde bunların tam modeli 69 dolar ki bunu ben çok seviyorum. Bu harika nem maskesi. Bu da Urban Decay'in Vice 4 paleti, en son çıkardığı Vice paleti. Amerika'da fiyatı 60 dolardan 39 dolara düştü. Bir de üstüne ekstra %20 indirim var. Yani 32 dolara düşen bir palet. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama Amerika'da gördüğünüz gibi bayağı uygun bir fiyatta. Şimdi de Glam Glow'un yeni bir ürününü gördük. Dudaklar için bir lip gloss. Dolgunlaştırıcı bir lip gloss'muş. Açılışlı şu şekilde. Şimdi Gülistan gösterecek. Şöyle bakalım. Döndüre döndüre açılıyor. Sonra yukarıdan çekiliyor.
Böyle şey gibi kokuyor, nane gibi kokuyor. Ya. Şöyle sür bakayım elin üstüne. Yağlı bir görüntüsü yağlı, var gibi. Yağlı görünüyor, hiç güzel görünmüyor. Hiç renk vermiyor. Şimdi yine Louis Vuitton'a geldik ve yine yakışıklı çocuğun olduğu yerdeyiz ama çok uzakta şu anda. O kadar uzakta ki. Birazcık daha çekeyim. İşte. Daha önce demişler ki daha çok gösterseydin. Al daha çok göster. Aynen. Ah be, kadınlar önümüze geçiyor. Aranıza geçiyor kızlar. Ne dedin? Zumat, Zumat yakışıklı ya. Brüton'daki buyurun, gerçek yakışıklı buymuş. Ama şimdi karşılaştırma yapınca ayıp oluyor ya. Var ya, adam beni görünecek ve diyecek ki ne yapıyorsun? Evet yani adam diyecek ki Türkiye'de çok popülersin Brüton'da. Adın ne birader diyeceğim, adın ne? Bu da kendi kendine çalan piyano, çok tatlı değil mi? Bakın. Programlama nelere kadir? Tamamen programlama değil mi bu? Tabii ki ya. Şey mi lazım? Gökhan. Gökhan bilir bunu. Gökhan bu arada bilgisayar mühendisi olduğu için. Selam. Tamamen programlama değil mi bu? Tamamen programlama. Vallahi billahi. Evet. Onay aldık. Tamamen programlama. İngilizce de alalım. Programming. Approved. Bilgisayara giriş derslerinde öğretiyorlar böyle şeyleri. Daha birinci yıla öğreniyorsun zaten. Mühendis. Çok yaklaştın. Neyiz? Neyiz ne yaptın? Yakıştı mısın şimdi gözle çıkarınca? Oldum ya. Şu an oldum. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika dur. Bir saniye dur. Kaşları attım yalnız. Bu kısmı koymayın. Bu kısmı silin. Delete. Ve bu haftanın vlogu da işte böyleydi. Peki siz Sephora'da en çok hangisini beğendiniz? O benim ojeyi gösterdiğim var ya, oje sürmeyi gösterdiğim. Ben ona bayılıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki Sephora'da var mı öyle bir şey ya da başka yerlerde? Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. 2015 yılı boyunca en çok kullandığım ve en çok sevdiğim ürünlerden bahsedeceğim. Kapatıcı benim için çok önemli bir kategori. Bu zamana kadar kullandığım en güzel kontür ürünleri. Yani dudak tonlarında bir renk. Kullandığım en güzel maske diyebileceğim ürün.